İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Gagik Sarkisyan'ı kutladı. 28 yıl önce bugün Bertsor kurtarıldı. Batı Ermenistan'daki Muş'ta sarı benekli semender bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 351 kişi koronavirüse bulaştı. Suriye'de İslam Devleti'nin birkaç teröristi hapishaneden kaçtı. Komitas'ın gizemi. Ermenistan'ın askeri coğrafyası başlıklı monografi yayınlandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kurucularından biri olan ve Benim Artsakh adlı sivil toplum kuruluşunun sponsoru olan Gagik Sarkisyan'ı, vatanına verdiği hizmetleri için Soumon Tehleryan adlı altın madalyayla ödüllendirilmesinden dolayı tebrik etti. Artsakh'ta Öz Savunma Kuvvetleri 18 Mayıs 1992 tarihinde gerçekleştirdiği bir saldırıyla Laçin bölgesini ve Bertsor'u kurtardı. 17-18 Mayıs 1992'de Bertsor İnsani Koridor'un açılışı adlı askeri operasyonu gerçekleşti. Karşı tarafın Stepanakert'in güney girişlerindeki ilerlemesini durdurduktan ve Şuşi'nin kurtuluşundan sonra Artsakh Öz Savunma Kuvvetleri ve gönüllü müfrezeler askeri ve hayati önem taşıyan Şuşi-Laçin-Zabuh yolunu açmak için bir askeri operasyonu üstlendi. 17 Mayıs'ta Ermeni kuvvetleri Berdazor bölgesinin Zahkazor, Ganaçtala, Metşen, Hinşen ve Yehtsakhoh köylerinin kontrolünü ele geçirdi. 18 Mayıs'ta öz savunma grupları ve gönüllü müfrezeler Bertsor Laçin'e girdi. Daha sonra Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet sınırlarına çıkarak Goris yönünde Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan insani koridoru açtı. Batı Ermenistan'ın Muş ilinde doğasever bir vatandaş evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu. Doğasever olduğunu ve yıllardır doğa ile baş başa olduğunu ifade eden Hayati Yalvarıcı isimli vatandaş, "Çocukluğumdan beri hobilerim arasında doğa gezileri ve avcılık var. Bahçede daha önceden hiç görmediğim bir canlıyla karşılaştım. Önce kertenkele olabileceğini düşündüm ancak çok emin olamadım. Yaban hayatı konusunda oldukça bilgili bir uzmanla görüştüm ve semenderin fotoğraflarını paylaştım. Bana bu hayvanın lekeli semender olduğunu ve neslinin tehdit altında bulunduğunu söyledi. Daha önceden Muş'ta hiç görmediğim semender hakkında bilgi sahibi oldum. Daha sonra anı olarak semenderin birkaç fotoğrafını çektim ve semenderi tekrar olması gereken doğaya geri saldım," diye anlattı. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre 18 Mayıs itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 351 kişi koronavirüse yakalandı. Toplam enfekte insan sayısı 17 Mayıs'ta 4472 olmak üzere 4823'e ulaştı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 2019 kişi koronavirüsten iyileşti. Şu anda 2718 kişi tedavi görüyor. Toplamda 25'i başka nedenlerden olmak üzere 86 ölüm vakası bildirildi. Bir günde 2 kişi hayatını kaybetti. İslam Devleti adlı gerici terör örgütünün birkaç militanları Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Hasaki eyaletindeki bir hapishaneden kaçtı. News AM tarafından aktarılan habere göre bu durum Suriye'nin Sana Devlet Ajansı tarafından bildirildi. Kaynaklara göre İslam Devleti'nin 7 teröristi Suriye Demokratik Güçleri adlı müfrezelerin kontrolü altındaki Al-Hal hapishanesinden kaçtı. Daha 1991'de Gomidas'ın delilik hipotezi resmen şüphe altına alındı. Psikiyatri hastanesinin arşiv belgelerini incelemek için uzun yıllar denemeler yapıldı. Fransa'da ölümünden sadece 150 yıl sonra tıbbi kaydının incelenmesine izin verildi. Ancak bazı çalışmalar Gomidas'ın Türkiye'den sürgün edildikten sonra çıldırmadığını ve şizofreni hastası olmadığını göstermektedir. Depresyon durumunda olmasına rağmen herhangi bir zihinsel bozukluğu yoktu. Aksine sakinlik ve gücüyle gerçekten zor bir durumda olan, yaşam gücünü ve hayata olan ilgisini kaybeden birçok kişiyi kurtardı. Onlar Gomidas'tan bu sevgiyi ve umudu aldılar. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Hasmik Sayatyan'ın Ermenistan Askeri Coğrafyası adlı monografisi
16 Mayıs 2020 tarihinde Yerevan Devlet Üniversitesi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde yayınlandı. Kitapta ilk kez Ermenistan'ın askeri coğrafi konumu mega, mikro ve mezo ölçeğinde verilmiştir. Kitap, askeri sorunları çözmek için coğrafi bilgileri ve yöntemlerinin kullanılmasını inceliyor. Tebrikler ve en iyi dileklerle bir sonraki başarıları dört gözle bekliyoruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Naregatse adlı orkestradan dünyaca ünlü Ermeni müzikolog Gomidas Vartabet'in Gurung adlı eserini dinliyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.